TR724 YouTube kanalındasınız. Doktor Reşit Haylamaz'ın kalem aldığı Mus'ab'ın Gönlü, Virüsün Dili başlıklı yazıyı dinliyorsunuz. Bir yıl önce Medine'ye muallim olarak gönderdiği Hazreti Mus'ab ve beraberinde gelen 75 insanla radiyallahu anhüm Mina'da buluştuğunda Resul-i Kibriya Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve sellem sevincine diyecek yoktu. Zira 13 yıl boyunca kendini parçalamıştı ama Mekke'nin kasvetli havasında 75 kişiyi bir arada görememişti. Halbuki Medine'nin bir yıllık semeresi, ki Müslüman olan herkes o gün gelmemişti, göz dolduruyordu. Aynı zamanda bu bir tarafın anlamsız inat, kin ve nefretlerine mukabil diğer yanın Munis ikliminin de bir habercisiydi. Dahası da vardı. Genel tabloyu arz mahiyetinde Hazreti Mus'ab radıyallahu anh o gün Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem daha da sevindirecek olan şu cümleyi söyledi. Medine'de içinde İslam'ın konuşulmadığı hiçbir ev kalmadı ya Resulallah. Sevinmez miydi? Bir yıl önce 10 bin nüfuslu bir şehre bir sahabisi gitmiş ve davası adına her eve girmişti. 13 yıldır Mekke'de yaptığı farklı mıydı? Girmediği ev, uğramadığı panayır, muhatap olmadığı bir fert kalmamıştı ki. Yaptığını yapan bir muallimin gayretleriydi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sevindiren. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem evrensel bir dava ile gelmiş, kıyamete kadar herkese rehberlik konumunda bir vazife ile serfiraz kılınmıştı. Bu dava Hicaz ile sınırlı kalmayacaktı. Yeryüzünün bütününe ulaşacak, girmedik ev, uğramadık çadır bırakmayacaktı. Nebevi bir emanetti bu aynı zamanda. 2 aylık ayrılık hasretini giderebilmek için Tebuk dönüşü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetine uğramadan önce kızı Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmıştı. Bu sürpriz buluşma meraktan çatlayacak hale gelen Fatıma validemizi çok heyecanlandırmıştı. Hasretle süzdü babasını. Sanki duygular sel olmuş ve saniyeler içine sığmıştı. Evet, vuslatın sevinci unutturmuştu her şeyi. Ancak gözüne ilişen genel tablo dilgir etmişti onu. Mübarek ellerine kapandı. Yetmedi, boynuna sarıldı ve baba şefkatinin sıcaklığını kendini salıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Seni ağlatan da ne ey Fatıma? Niçin ağlıyorsun? Ağlamaktan konuşamadı bir müddet. Sonra kendini toparladı ve dayanamadım ya Resulullah dedi. Zira görüyorum ki çok çile çekmişsin. Saçın başın dağılmış ve toz toprak içinde kalmış. Yüzünün rengi solmuş ve üzerindeki libas da lime lime. Dayanamadım ya Resulullah. Halden anlayan bir babaydı aynı zamanda o sallallahu aleyhi ve sellem. Üstelik Fatıma'nın radıyallahu anha göremediklerini de gören bir peygamber idi ve bir taraftan başını sıvazlayıp ağlama kızım, ağlama deyip onu teselli ederken diğer yandan şunları söyledi. Senin babanı Allah Celle Celaluhu öyle bir dava ile gönderdi ki gün gelecek bu dava gece ve gündüzün sardığı gibi saracak yeryüzünü. Yeryüzünde taş veya topraktan inşa edilmiş hiçbir ev kalmayacak ki içine girmiş olmasın. Deve tüyünden, koyun yününden, keçi kılından örülmüş hiçbir çadır olmayacak ki içine nüfuz etmiş olmasın. Demek ki günler mihnet yüklü olsa da istikbale açılan pencereden görünen manzara bundan ibaretti. Aynı zamanda bu nebevi bir vazife demekti. Bu buluşmadan 4 ay sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta herkes ile buluştu. Şüphesiz bu buluşma aynı zamanda bir vedalaşma ve helalleşme anlamına geliyordu. Hutbesine başlarken, "Bugünden sonra bir daha sizinle burada buluşacağıma ihtimal vermiyorum," diyordu. Bir endişesi vardı ve sözü oraya getirip zaman zaman sordu. "Vazifemi yaptım mı?" Aynı zamanda o gün gelen ayetler dinin tamam olduğunu tescil etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi genel tabloda ayrılığın dilini okuyanlar Arafat'ın bir kenarına çömelmiş, gözyaşı döküyordu. İşte herkes ile vedalaşıp helalleştiği o gün Tebük dönüşü kızı Fatıma'ya radıyallahu anha söylediklerini bir daha söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Omuzlara yüklenen vazife, nam-ı celil-i Muhammediyi güneşin doğup battığı her yere taşımaktan ibaretti. Şüphesiz ben gidiyorum, bu davayı her eve, her çadıra ulaştırmak size vazife olsun demekti bu. Aldığı emaneti sahabe götürebildiği en uzak noktaya kadar götürdü ve yakın coğrafyada gitmedik yer bırakmadılar. Şayet bugünkü imkanlar o gün onların elinde olsaydı, kim bilir dünyayı kaç kez turlarlardı. Bu emanete sahip çıkma hassasiyeti birkaç asır devam etse de hisler söndü, heyecanlar soldu. Aradan bunca zaman geçti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emanetini ulaştıramadık sahiplerine. Bazılarımıza ütopya gibi geldi bu. Üstesinden gelinemez bir hedef gibi algıladı diğer bazılarımız. Halbuki yaşanmaz bir hayat değildi Hazreti Musab'ın yaptıkları. Evet, şöhreti kötü, her yönüyle ve birebir bir benzetme de söz konusu değil. Ama eğri oturup doğru konuşalım. 1,5 milyar Müslümanın yapamadığını bugün Allah Celle Celaluhu, insan gibi elsiz ayaksız, dilsiz dudaksız ve akılsız minnacık bir virüse yaptırdı. Dünyanın bir noktasından çıktı ve hepimizden uzak olsun, neredeyse dünyada uğramadığı nokta bırakmadı. Şimdilerde herkesin konusu o. Şahıslar, şirketler, kurumlar, herkes ondan bahsediyor. Baksanıza, onun için anlı şanlı devletler seferber oldu ve kesenin ağzını açan açana. Duymayan kalmış mıdır? Varsa zaten onun dünya ile alakası yok demektir. Olumsuz bir örnek olarak minnacık bir mahluk her eve girebiliyor, herkesin konusu olabiliyorsa, işin müsbet yanında bir Müslüman bunu niye yapamasın? Musab ruhlu insanların eşya ve hadiselere ait tevilül ehadis dediğimiz bu dili de iyi okuması lazım. Cebri de olsa Allah Celle Celaluhu ümit yolcuları olarak bazılarımızı yeryüzüne dağıtmışsa, tabii ki bunun da bir anlamı var. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Resulullah'ı da sevindirmenin bugün sağlam bir yolu var. Herkes bulunduğu beldenin Musab'ı olsun diyor Reşit Haylamaz TR24'deki köşesinde.